26 Eylül Pazar Sol Haber Tolga Binbay Birey, düzen, iyileşmek ve de değiştirmek. Geçtiğimiz hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin mezuniyet töreni vardı. Öğrencilerin diyorum çünkü üniversite yönetimi salgın nedeniyle mezuniyet töreni düzenlemedi. Daha doğrusu her fakülte kendi binasında yapabilir açıklaması yaptı. Bir anlamda yıllardır devam eden ve binlerce öğrencinin bir araya geldiği geleneksel kutlama askıya alındı. Ama öğrenciler üniversitelerinin geleneklerine uygun biçimde mezun olmak istediler ve Devrim Stadyumu'nda bir tören düzenlediler. Pankartları, yazıları, dövizleri, bayrakları, aileleri, sevdikleri, sevinçleri ve ayrılık üzüntüsüyle. Günümüz Türkiye'sinde söz yasaklı cezalı, tehdit altında. Ama öğrenciler de biliyorsunuz bir süredir mezuniyet töreninin sağladığı meşruiyeti söz için kullanıyorlar. Pankartlar, dövizler, bayraklar taşıyorlar gönüllerince. Geçtiğimiz hafta ODTÜ'de de öyle oldu. Öğrenciler çeşitli pankartlar taşıdılar ve bazıları da gelenekselleşen biçimde anında yayıldı ve yakından uzaklardan alkış aldı. İşte o pankartlardan bir tanesi de Psikoloji 2021 mezunlarına aitti. Şöyle yazıyordu pankartta. Bireyi iyileştirmeye değil, düzeni değiştirmeye. Aydınlık yüzlü, ağızları sevinçten kulaklarına varmış dört genç psikolog taşıyordu pankartı. Keyifle ve kendilerinden gayet emin biçimde açık bir mesaj veriyorlardı akranlarına, kıdemli meslektaşlarına. Net, akıllıca ve iddialı. Ama yeni mezun öğrencilerin derdini anlamakla birlikte sözün anlamına sanırım tam olarak katılmıyorum. Evet, uzunca bir süredir bireyin iyi olması o kadar vurgulandı ki artık kabak tadı verdi. Bir tek cazibesini ya da etkisini kaybetmekle de kalmadı. Bireyin iyileşmesi hem mızmız bir söylenme halini aldı hem de tam anlamıyla piyasaya teslim edildi. Daha doğrusu piyasa siz sermaye düzeni olarak okuyun, her alanda olduğu gibi psikolojide de tüm vaatleri sattı, içini boşalttı ve geriye sadece popüler diziler, romanlar ve bir de bireyin acısı kaldı. Bu düzende her fetih talandır. Piyasada psikolojiyi, zihni, acılarımızı fethetti son 20-30 yılda. Psikolojideki talan iyileşme, iyi olma fetişizmi halini aldı. Herkes hasta, bozuk, yaralı artık. Düzen herkesin bozulmasına, kötü olmasına, yaralanmasına zemin hazırlıyor, sonra da cafcaflı bir iyileşme vaat ediyor. Bozukluk baki artık bu dünyada. Yeni mezunlar biraz da bunu anlatıyorlardı sanki pankartta. O iyileşme vaadinin sinsiliğini ve beyhudeliğini. Birey çoktan hapı yuttu ve artık esas düzene hapı yutturmak gerekiyor diyorlardı sanki. Halbuki geçmişte durum hiç de böyle değildi. Tüm 80'ler, 90'lar asıl olanın birey ve bireyin değişimi, kendini fark etmesi, potansiyellerini hayata geçirmesi ve benzeri edebiyatıyla doluydu. Ve bu edebiyat sadece birey vurgusundan ibaret de değildi. Daha doğrusu vurgu bireyde değildi. Birey vitrin süsüydü. O günün genel ve baskın atmosferi içinde bu tespit pek kabul görmese de birey tam anlamıyla aksesuardı. Bireye yapılan vurgu, sosyalizmin bireyi ihmal ettiği, Marksizmin insanı anlamadığı propagandasının süsü olmak içindi. Ama bu süs etkiliydi. Herkes toplumsal değişimin mümkün olmadığını, ancak bireyin değişebileceğini söylüyordu. Orada da kalmıyor, devam ediyordu. Parti, sınıf, örgütlülük, mücadele vs. işte tüm bunlar bireyi ıskalayan, ezen, yok eden kategorilerdi. Birey bu meseleler nedeniyle birey olamamıştı. O zamanlar öyleydi. Sonra sosyalizm gitti ve 2000'ler geldi. Herkes bozuldu. Keşke birey arayışı daha derinlikli içgörüler sağlayabilseydi. Yani 80'ler 90'lar boyunca tartışılan birey ve değişim denkleminde haklı bir yan vardı ama kurulan tüm denklemler yanlıştı. Ve bu yanlışlık değişimin piyasaya tedavül edilmesine de çok kolaylık sağladı. 70'ler boyunca özellikle Batı Avrupa'da üretilen ne kadar alternatif başka öteki düşünce varsa kısa sürede düzenin yapı taşlarına dönüştü. Ve o dönemde ortaya çıkan tüm alt psikolojiler de 90'larda ya kayboldu ya da çoğu köşeyi dönen ve döndüren terapilere dönüştü. Sosyalizmin canına okuduktan sonra. 2000'lerde ise işin hakikaten cılkı çıkarıldı. Batı Avrupa'dan başlayarak her yer kişisel gelişim, çeşitli bilişsel terapiler vesaire ile doldu. Bir zamanların hızlı marksizm eleştiricileri hızlıca A, B ya da C Enstitüsü'nün Türkiye distribütörü oldu. Giderek büyüyen piyasa sayesinde birey meselesi hakikaten dönüştü. Ve geldik bireyin değişiminin sadece ve sadece şirketlerin birilerinin cebini şişirdiği günlere. Buradan psikiyatrik tedavilerin, psikoterapilerin işe yaramaz, büyük bir kandırmaca olduğu falan çıkarılmaz umarım. Ama bireyi iyileştirmek büyük bir ıskalamaya, mızmız, paralı bir orta sınıf masalına dönüştü. İşte yeni mezun öğrenciler sanırım buna itiraz etmişlerdi. 90'larda pankart açsalardı daha mahcup, çekingen bir itiraz dile getirebilirlerdi. Bireyi de düzeni de iyileştirmek istiyoruz gibi. Hatta bu bile fazla kaçardı o günlerde. Şimdi ise büyük bir iddia var ortada ama örgütlülük yok. O ayrı bela. Öte yandan düzenin değişimi ile bireyin değişimi, iyileşmesi bugün bile birbirine ne kadar karşıt. İşte ondan emin değilim. Evet, bugünkü egemen anlamıyla bireyin değişimi, iyileşmesi de parayı veren düdüğü çalar tadına varmış durumda. Ama unutulmasın sosyalizm mücadelesinin de bireyle bir derdi var. Öyle soyut, ideal bireyle değil. Acı çeken, arayan, vazgeçen, küfreden, heyecanlanan, pısan, depresif olan, alkole sarılan, kaygılar içinde boğulan bireyle. Bugünün depresif bencil, kolektif akıldan uzak, harekete geçmek konusunda isteksiz, kabullenici ve boyun eğen bireyi değişmek, iyileşmek zorunda sosyalizm için ve sosyalizmden önce değişmek, iyileşmek zorunda. Yoksa hep tufan, hep tufan. Ne zaman birey, düzen ve değişim söz konusu olsa, aklıma bir yandan da Fransız komünist düşünür Louis Althusser geliyor. Kara tahtının önünde durmuş, bir elinde tebeşir, Ağzında külü ha düştü ha düşecek bir sigara ile depresif bir bakış içinde gelecek uzun sürer diyor bizlere. Devrimci olmayan dönemlerin karanlığı var yüzünde, bakışında ve sözünde. İşte o bakışta değişim uzun sürer diye okuyorum sözünü. İyileşmek uzun sürer diye de okunabilir. Hakikaten birey, kişi ne zaman, ne kadar sürede ve nasıl iyileşir ki? Ve birey, kişi ne zaman, nasıl ve nerede bozuldu ki? devrimci olmayan zamanlarda yanıtını bırakın. Bu soruların kendisi bile yoktu ortalıkta. Herkes burun kıvırıyordu. Şimdi öğrencilerin pankartından da belli, zorlu ama heyecan verici bir şeyler yaşanıyor, aranıyor. Umutsuz olanı anlatmak zor. Geleni ve gitmekte olanı, umudu arayanları bulmak, bir araya gelmek, getirmek zorundayız. Bireyin ve tarihin artık değişimi, iyileşmesi için Yoksa iyileşmek biliyorsunuz tam da Althusser'in o depresif bakışıyla kara tahtaya yazdığı gibi uzun sürüyor. Sürmesin.